Gir. Valide Sultan. Hayatım, hoş geldin. Anneciğim ne gerek var kreme falan? Sen zaten çok güzelsin. Çok tatlısın. Ama bakım yapmak gerekiyor değil mi? Erkencisin. Sabah dersini kaçırmak istemiyorum. Birazdan çıkacağım. Gitmeden de bir annemi göreyim dedim. İyi yaptın. Keremciğim, şu okulu bir bitir. Senin için çok güzel planlarım var. Ona ne şüphe. Anne. Canım. Hani hep sen diyorsun ya bir sıkıntın, sorunun olunca bana gel diye. Bir sorun mu var yoksa? Yok yok, bir şey yok anneciğim de biraz paraya sıkıştım. Kerem, biz bunu halletmiştik. Üstelik bunu sen istedin, benim harçlığımı aylık yatır diye. Ben idare etmeyi öğreneyim. Ben de her ay hesabına 10.000 lira para yatırıyorum. 15 gün geçmeden sakın bitti deme bana. Yok anneciğim, bitmedi de arkadaşlara borcum var. Onları vermek istiyorum. Ya onları verince de benim elimde kalmıyor. Bu sorunu kendin halletmelisin Keremciğim. Hesabını düzgün yap, harcayabileceğin kadarını kenara koy, diğer kalanıyla da borcunu öde. Oldu mu tatlım? Yapma anne ya. Kerem, şu an sana para verirsem idare etmeyi öğrenemezsin lütfen. İyi, peki. Görüşürüz. Görüşürüz mü? Hani öpücüğüm? Bütün kremlerimi de aldın. Güle güle tatlım. Günaydın. 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 Günaydın Necip Bey. Aa, kalkıyor musunuz? Bana kahvaltı eşlik etmeyecek misiniz? Bu sabah ziyadesiyle doydum. Size afiyet olsun. Zaten bir şey de yememişsiniz. Tatsız bir şeyler mi oldu? Şirketin devir işlemlerini bugün başlatıyorum. Yeşim'le de konuştum. Bugün şirkete gelecek. Öyle mi? Afiyet olsun. Buyurun Zümrüt Hanım. Necip Bey, biraz zamanınız var mıydı? Kaza yıkılacaktım. Acil bir şey mi vardı? Bilmem. Sizi biraz üzgün gördüm. Bir şey mi oldu? Çınar'la mı tartıştınız? Baba oğul arasında olur böyle şeyler. Kuşak çatışması dedikleri bu olsa gerek. Benim dediklerimi o anlamıyor. Onun işlerine benim aklım ermiyor. Zaman zaman olur böyle şeyler. Ama eğer aranızdaki mesele Yeşim'se, yani tekstil firmasının bize geçmesi ise, bunu bilmek isterim Necip Bey. Bilseniz ne faydası var? Diyelim ki öyle. Farz edelim ki Çınar'ın kararlarını tasvip etmiyorum. Peki
Elinizden ne gelir ki sizin? Sizi üzen bu duruma engel olurum. Demek engel olacaksınız, öyle mi? Size nasıl inanayım Zümrüt Hanım? Siz ki sırf para iktidar için beni bu izdivaca mecbur tuttunuz. Hırslarınız uğruna ikimizi de şu dört duvara tutsak ettiniz. Şimdi siz söyleyin. Parayı bu kadar seven biri altın tepsiyle sunulan bu şirketi, 10 milyon dolarlık sermayeyi elinin tersiyle iter mi? Bunu rüyamda görsem hayra yormazdım Zümrüt Hanım. Ben buraya sizinle tartışmaya gelmedim Necip Bey. Şimdiye kadar ne yaptıysam çocuklarım için yaptım. Belki bu seçtiğim yol sizin çok onayladığınız bir yol olmayabilir ama unutmayın ki siz de bana başka bir seçenek bırakmadınız. Hepimizce malum olan bu konuları yeniden mütalaa ederek vakit geçirmeyelim Zümrüt Hanım. Şimdi izninizle kaza namazını kılıp işe gideceğim. Sen burada mıydın? Buradaydım. Nasıl oldun? Başının ağrısı geçti mi? Geçmedi ama iyi olurum ben. Sana portakal suyu hazırlattım. Bir şeyler atıştırdıktan sonra da sahilde yürüyüşe çıkarsan iyi gelir. Sen böyle kahvaltı etmeden mi gideceksin işe? Ben atıştırdım. Şirkete geçmem gerekiyor. Bir şey mi oldu Toprak? Yok. Dalmışım öyle. Seni üzen biri veya bir durum olursa haberim olsun, tamam mı? Çekinmeden ara beni. Kimsenin lafına da aldırış etme. Tamam mı? Hadi akşam görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Sağ ol.